Merhaba arkadaşlar, ben Petrius kanalından Pantia. Bugün sizlerle Dragon Sim oynuyoruz. Bu bir rehber videosu. Oyuna yeni başlayan girdim online'a. Levelim de yüksek dedim. Bir bakayım kim var kim yok. Oynamayı bilmeyen bir kişi gördüm ve sinirim bozuldu. O yüzden bu videoyu çekiyorum. İlk önce oynayış ilk başladığınızda burada başlıyorsunuz, yanında görevler oluyor. Ancak ben bütün görevleri bitirdim. Bu arada oyunu bilenler bu videoyu direkt like atıp kapatabilir ya da like atmayıp ya da bilmiyorum artık. İlk başta siz şu iki deli ile başlıyorsunuz. Oyuna ilk gittiğiniz zaman karşınıza şu ekran çıkıyor. Şu alttaki yer yok ancak. Erkek oluyor. Hangisi daha parlaksa cinsiyetiniz odur. Kadına bas cinsiyet kadın seçebilmek üstüne tıklıyorsunuz. Eğer kadına basıp erkek olmak istiyorsunuz da tekrar şuraya tıklıyorsunuz. Elementler var burada. Görevleri yaparak ve bir şeyler öldürerek, mesela ilk başta size gelip şunu öldürmenizi isteyecek. Hangi elementi seçersiniz seçin, başta şöyle uğrayacaksınız. Ondan sonra paranız biraz biriktirin. Bu da zaten fiyatları yazar ama benim aldığım için yazmıyor. Ondan sonra istediğiniz bir deri alın, ancak ilk başta size topuk ejderhasını göstereceğim. 3 levelde sanırım şu, 7 levelde şu. Topuk ejderhasının özel hareketi kalkan ve kendi vuruşu kadar kendisini korur. Ona mesela bakın. Şimdi benim vuruşumu aşacak kadar vurana kadar vurması gerekiyor. Yani 108 sayısını aşacak kadar vurması gerekiyor. Ondan sonra az az vuracak, sonra kırılacak. Normal hareketi ise yakından saldırma, ancak toprak ejderhasının kötü bir yanı var. Çünkü iki tane cadı var. Değil mi? Topuk ejderhasının kötü yanı, diğer ejderhaların aksine iki kişiyi aynı anda vuramıyor ve uzaktan vuramıyor. İlla dibine girecek. Vurduğu zaman da bir baş dönme etkisi veriyor. Bu da belli bir zaman vurmasını engelliyor. Ancak bu PvP, yani doğayla attığımız kişilerde ya da klanın farklı olan kişilerde bir saniye özgürlük hakkı veriyor. Yani daha kısa sürüyor. İkinci olarak üzgünüm reklam girdi. Bu zejder kalsın. Tabi levele göre hızınız ve değişecektir. Her level atladığınızda iki tane stat verme hakkınız doğacaktır. Stat ne derseniz, güç, hız, sağlık. Herkes güç ve hıza veriyor, ancak benim önerim sağlığa vermek. Çünkü size bir tek vurduğunda ölmeniz hiçbir işe yaramaz ancak. Üçünü işlemek daha iyi. Tabii bazen sıkıntı oluyor. İki level attıktan sonra bir tane artıyor. Onu ben her zaman sağlığa veririm. Bazen de güce ama asla hıza değil. Bu ejderhası, gördüğünüz gibi, bu ejderhasının özel hareketi etraftakileri dondurmak. Normal vuruşu da böyle. Özel hareketinde normal vuruşun yarısı kadar vuruyor. Üçüncüsü ateş. Tabii şöyle bir şey de var. Eğer bir canlıyla savaştaysanız ya da savaştan yeni çıkmışsanız karakteri değiştirmenize izin vermiyor. Ateşle özellikle etrafa saldırma, diğer hareketi ise uzaktan alev atma. Bunun hiçbir kendine savunma bir şey olmadığı için bu derecelerden daha çok vuruyor. Bunu fazla üstüne durmayacağım. Evet, gene aynı hata. Ve bu özel harekete alan etkili vuruyor. Göstereyim. İki kişinin arasına gireyim. Canın yanması sıkıntı değil. Neyse. Bu arada arkadaşlar, canları ne kadar seri öldürürseniz
Paranın x1, x3, x2 diye şeyleri var. X2 diye başlıyor. Ondan sonra bir tane daha o x2 sayısı bitmeden öldürseniz x3'e çıkıyor. O x3'te kaldıkça normal vereceğinin parasının 3 katını veriyor. Ancak enerjiniz çabuk biter. Hava ejderhası, hava ejderhasının özel hareketi kendi canını doldurma. Diğer hareketi ise şöyle yıldırım çaktırma. Hava gücünün özel bir şeyi var. Hava gücü her şekilde alan etkili vuruyor. Kendi canını online oynarken herkesin yakında olan herkesin canını şey yapıyor. Şuradaki iki kişiyi de şimdi aynı anda vuracağım. Böyle. Oynayana başladığınız zaman kendi statlarınızı verebilmek zor olacaktır. Konun. Ya da konmayın. Gidiyorsunuz. Level atladınız. Statınızı nasıl vereceksiniz? Ya da para kazandınız. Kendi logonuzun olduğu. Şu an mobizen şu uygulama üstünde M yazan uygulamayı götürmeye çalıştığım yer. Bakın. Şuraya tıklayacaksınız. Orada ilk başta sırf şu karakteriniz olacak da zaten. Bu da statınızı arttırabilirsiniz. Bu da oynadığınız karakterin özel statları var. Bu tip mip. Şu vücuttaki boyutları ayarlama. Bu yaptığınız başarımlar. Bu bütün dünyada olan canınar. Ayarlar. Bu pencere açma, yani saldırıda sana gelen saldırıyı göstermeme. Hiçbiri dediğiniz zaman hiçbir şey göstermiyor. Hasar dediğiniz zaman sanırım sadece vurduğunuzu gösteriyor. Taşınabilirlik, sol sağ kontroller geri ileri. Kontroller geri ileri ne diyecek olursanız. Kontroller geride aşağı doğru yaptığınız zaman aşağı iniyorsunuz. Yukarı doğru yaptığınız zaman yukarı çıkıyorsunuz. Kontroller normalde aşağı yaptığınız zaman yukarı çıkıyorsunuz. Yukarı yaptığınız zaman aşağı iniyorsunuz. Bence bu daha iyi. Çünkü yukarı çıkarken elimi havaya kaldırmak zorunda kalmıyorum. Ekranı rahat görüyorum. Statikten şeyine getirdiğiniz zaman da ne fark oluyor? Bir saniye bakayım. Bunda evet benimki statik. Düz. Dinamik olduğu zaman. He, şu şey sadece dokunduğunuz zaman gözüküyor. Anlaşıldı. Dinamikte gitme hareketi sadece dokunduğunuz zaman gözüküyor dinamikte. Oyun kolu boyutu küçük, orta, büyük diye boyları var. Buton boyutunda küçük, orta, büyük diye boyları var. Böyle. Bu müzik ve ses, bu dil, buradaki dilde her dilin kendince yazılışı dili var. Önerim İngilizce ya da Türkçe kullanmanız. Burada da kendi reklamlarını yapıyorlar. Burada para edinde. Ücretsiz de. Bunların üçüne tıklayıp bir kere geriye bastığınız zaman yani buna tıklayıp buna bastığınız zaman parayı alıyorsunuz ancak ona abone olmuyorsunuz. Görevlerin arasında zaman yok. Kolay oluyor. Bir görevi bitirip diğerine hemen geçebiliyorsunuz. Level kasmak için iyi yöntem. Türlerin birbirine karşılık üstünlüklerini anlatacağım şimdi size. Toprak ejderhası ateş ejderhasına güçlüdür. Sebebi, ateş ejderhası sırf saldırıdır ve kendini koruması yoktur. Bu yüzden bu kalkanını çekip ona vurup dondurduğu zaman bir şey yapamaz. Toprağa da buz güçlüdür. Sebebi, biz onu dondururken bir saniye boşlukta kendi özel hareketini yapıp bizi dondurabilir ve biz de bu sayede kaybederiz. Buza karşı güçlü olan da hava. Çünkü bizi donduracağız, üstüne çıkıp vurabiliriz. Bizi dondursa da yükselebiliriz. Her açıdan vurabildiğimiz için. Hava da ateşe güçsüz. Çünkü o sadece kendi canlarını doldurup vurabiliyor. Ateş ise onun vurduğunun iki katı vurduğu için onu öldürüyor. Evet, ateş normalin iki katı vuruyor arkadaşlar.
İnşallah kafa karışıklığını yol açmadan oyunu anlatabilmişimdir. Şimdi ya görevlere geçelim. Ve şu an bug oldu. Neyse sayfayı yenileyeyim. Büyükleme ekranı yüklenirken devam etmek için herhangi bir yere tıkladığın zaman devam eder. Yani her zaman şurada da oyunla ilgili bir tane bilgi yazar. Oyunu ilk açtığınızda ve başladığınızda aha bu bölgede başlarsınız. Online'da ise evde başlarsınız. Ev göstereyim. Ev yeşil alandır. Beyaz olan evler eve ışınlanabileceğiniz yani yeşile ışınlanabileceğiniz portalların bulunduğu yerdir. Dünyada tam 5 tane ada vardır. Alev Adası, Çöl Adası, Buz Adası bir de Normal Ada. Beşinci ada havada olur. Dinozor Adası. Yuvada 10 level 10 ve 20 level olduğunuz iki tane çocuk dünyaya getirebilirsiniz. Cinsiyetlerini ve elementlerini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Eşinizin cinsiyetini ayarlayamazsınız. Kendi cinsiyetiniz neyse tam tersi olur. Dişi seçtiyseniz erkek, erkek seçtiyseniz dişi. Onun elementini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Benim tavsiyem her aile üyesinin elementini farklı yapmak. Sonuçta 4 element var. Her elementi bilebilmek. Bu yuvadan kalkabilmek için. Bu XP veriyor size. Bir ya da iki level kasabiliyorsunuz ama sonraki levellerde olmuyor. Bu teknolojide aile üyelerine evde kalmasını sağlamak. Yani siz kalkınca onlar gelmiyor. Siz saldırınca onlar saldırmıyor. Çok önce de ise oturmak. Bu uyumak. 10 ve 20 levellerde uyurken çocuğu dünyaya getirebilir ve canınızı doldurabilirsiniz her zaman. Her bir yerinin bossları var. Golem. Golem dedi mi adı? Yok bu T-Rex. Bu en son. Şu çimenli adanın bossu yok. Haberiniz olsun. O ilk başladığımız yerin. Lord Troll. 800 canı var. En kolay kesilebilen. Hız öyle iyi değil. Ben şarj alıp geleyim. Güç 25-30 dediği için size yaklaşık 25 ya da 30 vurmaktadır. Çöl Adası'nın boss'u Zalim Orakçı. Görevlerde çıkacaktır. Bütün boss'lar görevlerde çıkıyor. 1200 canı var, 35-40 arası vuruyor. Lord Troll'ü birkaç kez yenip buna geçebilirsiniz. En güçlü boss'tur. Sebebi sizi uzaktan vurabiliyor ve sizi takip edebiliyor olması. Zalim Orkçı da öyle ancak o uzaktan vuramıyor. Yanına gelmesi lazım. Ümsi Ejderha bunun tipine de girebiliyorsunuz. T-Rex. En güçlü hatta en güçsüz bosslardan biri. Canına hasarına bakmayın. Ona tepeden vurarak öldürebilirsiniz. Lord Troll gibi. Görevde bütün canlar çıkacaktır. Çıkma oranı özellikle çıkma oranı sırf şu bunda azdır. Eğer bu görevinizde varsa bunu bulana kadar çatlarsınız. T-Rex ve dinozor dünyası görevde yoktur çünkü bu daha sonradan eklenmişti. Dinozor adasının üstündeki canlılar hep vardı. Ve belli ve sanırım şundan öncesi hep vardı. Bundan sonrası beraber geldi. En pahalı deri bu. Ve küçük bir tüyo. Toprak elementinin kalkanı sadece bu ve bu tip ejderha görülür. Bunlar başlangıç ejderhası olduğu için bunlar da toprak ejderhalar hep çirkin kalmasın diye yapılan şey. Yani aslında bu tür toprak ejderhası için getirildi. Bu değil. Şunlarda da kalkan gözükmediği için onu kullanamıyoruz ne yazık ki. İsminize göre kara toprak, toprak. Ancak şunu hava ejderhası, şunu da ateş ejderhası için yapmışlar gibi duruyor, şunu da buz ejderhası için. Neyse.
Toprak ejderhası en kolay ölümsüz ejderhayı yener. Onu şimdi size göstereceğim. Evet arkadaşlar, küçük bir oyuna yeni başladığınızda 10 levele ya da 15 levele geldikten sonra Ateş Adası'nın etrafında dolaşın. 70, 80 ya da 50 o civarlar geldiği zaman da Dinozor Adası'nda dolaşın. Şimdi arkadaşlar, bunun dondurma etkisi olduğu için bunu hemen kolayca öldürebiliyor. Aile üyeniz herhangi bir canlıya dalsın istiyorsanız onu normal, yani şu tırmalama vuruşuyla vurmanız gerekiyor. Toprak ejderhasının en zor kestiği şey ise T-Rex sebebi. Gidince görürsün. Evet arkadaşlar, şu an T-Rex basındayız. Toprak ejderhası asla ama asla, yani çok zor havada kesebilir, ancak yere inip kalkanı çekeceksiniz. Özel saldırınızda vurmaya başlayacaksınız. Buna tırmaklasanız bile bu yerde durduğu için aile üyeleriniz bunu kesemez. Ama siz kesebilirsiniz. Ateş ve buz ejderhalarında şöyle bir kötülük vardır ki onlar da vurabilmek için mesafe olması lazım. Yani onlar aşağıya atamıyor. Hava ejderhası gibi kasarga çıkarmıyorlar ya da toprak ejderhası gibi gidip kuyruk vurmuyorlar sertçe. Sadece gidip sadece uzaktan alev ya da buz atabiliyorlar. Alev atmasının özel bir etkisi yok. Ancak buz atması karşıdaki yaratığı yavaşlatıyor. Size daha zor gelmesini sağlıyor. Bu da buz ejderhasının yanlarından biri. Ateş ejderhası da aynı leveldeki buz, hava ve toprak ejderhasının iki katı şeklinde vurur. Yeterli enerjiniz olduğu sürece böyle yapın. Enerjiniz bittiği zaman da uçun şöyle. Yavaşça. O sizin peşinizden koşacaktır. Enerjinizi doldurun. Ve aşağı inip vurmaya devam edin. Böylece ben de level atladım. Her yaratıktan bir yemek çıkıyor ve hepsinin verdiği size şey aynı ne yazık ki. Ve gördüğünüz gibi hıza verdim. Güç ya da sağlığa verin. Ateş ejderhasıysanız ya da buzsanız güce verin. Toprak ya da havasanız cana verin. Çünkü bu ikisi canla daha iyi savaşır. Hava ejderhasını bir kere 100 level'e kadar getirmiştim ve sakın benden hiçbir yerden ya da hiçbir şekilde hesap istemeyiniz. Lütfen. Bana ne kadar yardımınız dokunsa da ben o hesabı size vermeyeceğim. Ancak siz farklı bir aygıttan hesabınızı açın ve kullanın. Bunu VTCAP'tan benden hesap isteyenler için söylüyorum. Benim hesabım çalındı. Şu an 46 level'lik bir tane hesabım var. Onu da size veremem. Çünkü VTCAP'da özel olarak buluşmak isteyen arkadaşlarım için o hesabı kullanacağım. Çünkü Witchcraft'ta levelim düştü ve artık baydım. Yani 142 level, tamam 85 level gitti. 50 küsur level de gitti. 142 gitti artık yani. Çatladım. Ama sakın benimle görüşmek için böyle bu oyunu yüklemeyin ha. Yapacak kişiler biliyorum. Şarjdan çıktı prizden. Sanırım çok fazla çektim. O bana biraz vursun. Bir şey olmaz. Ben kalakanı çekeyim. Bir tane de geçireyim şöyle. Evet. Neyse arkadaşlar, size önerilerim de var. Aa bak, bu da level atlamış. Hava ejderhasını güçlü derseniz bir ara hava ejderhasını kastım. Neyse. Neredeyse babasını geçecekti ya, neyse. Ve sakın. Şimdi size göstereceğim. Eğer şurada oynadığınız bir karakterde şuradaki oyna butonuna basarsanız size farklı bir yere atıyor. Şimdi kendimi kurban edeceğim. Dur, savaştaki halden çıksın. Bakın şu an savaşta değilim.
Oynaya tıklıyorum ve beni böyle yerin altında çimenle de adada bir yere atıyor. Ve abidik gubidik piksel oluyor benim olduğum yerde. Şimdi sizin online'a gireceğiz. Ha bir de hesap var. Bu Bitkafes'e bir şifre mifre istemiyor. Yani anahtar manahtar. Hesap ve şifre. Buradan beni hatırlaya tıklamazsanız şuradakiler hep silinir. Evet arkadaşlar, açtım ve asla benden şeyimi istemeyin. Burada iki şey var. Bir yükle, bir de indir. Yükle telefonunuza, yani yeni kastınız ama hesabınıza yüklemediğiniz şeyler var. Yükledik. Bak o da 183 level oldu. Bunu da yükledik. Bu benim evet 159 levelmişim. Az da değilmişim ya. Hava ejderhamın olduğu yer. Leveller bayağı fazlaymış be. Bulut. Süper. Süper Poop. Eskiden toprak ejderhasından nefret ederdim. Bu hesabımı bir tane arkadaşıma verdim. Kaybederse diye burada bekletiyorum. Neyse. Çoklu oyuncuda istediğiniz karakteri seçiyorsunuz. Tabi seçtiğiniz zaman girmiyor olabilir. Tekli oyuncuda en son bıraktığınız karakterle girin. Eylemi kontrol ediyorlar. Eğer fazla bir hesapta ya da 5-6 tane hesapta kullanıldıysa hesabımı banlıyor. Ve sakın hava ejderhası olduğum hesabımı da istemeyin çünkü onu arkadaşıma verdim. Benim 8 yıllık arkadaşım. Böyle sorunlar verince içinizden beddua ve küfür edebilirsiniz. Ben de ediyorum. Evet. Arkadaşlar dediğim. Normalde kendimize start verip ve ailelerimize yaptığımız yerde kendi logomuza tıkladığımız zaman çıkan yerde arkadaşlık isteği gönderebiliyorsunuz ve diğer oyuncuların levellerine bakabiliyorsunuz. Klandan bir şey seçiyorsunuz. Siz mesela diyelim açık klanını seçtiniz. Vahşi ya da koyu klanındaki herhangi biri size istediği zaman vurabilir. Vahşiyi seçtiniz. Açık ya da koyu klanındaki biri size vurabilir. Koyuyu seçtiniz. Vahşi ya da açık klanındaki herhangi biri size vurabilir. Bu yüzden ben klan tercih etmiyorum. Oyuna katıl. Herhangi bir oyundaki herhangi bir dildeki oyuna katılabilirsiniz. Avrupa bölgesindeyim ben. Erol X Kraliçe. Hangi dilde kullanıyorsunuz ona katılın. Ancak dilinizi İngilizce seçtiğiniz Türksünüz. Biraz da şöyle Türk odalarını bulabilirsiniz. Oyun oluştu maksimum 8 kişilik oyuncu alabilirsiniz. Maksimum 8 kişi girebilir. Ve biri de sizsiniz. Yani 7 kişi odaya girebilir. Bu oyuncular oyuna katılmak için izin istemelidir. Yazan yerde tıklarsanız bu içinde dahil olur. Oyun oluştuğunuz zaman biri oyuna katılmak istiyorsa sizden izin almalı. Eğer siz reddet derseniz yani düşüş katılamaz. Kabul ederseniz de o odanın içine girer. Lütfen oyunda küfür etmeyin, kavga etmeyin. Bakın ben de bazen zevk için gidip birine bulaşıyorum. Evet ama gidip herkese bulaşmayın. Sonrası da HG bilmem ne diyebilirler. O bilmem neyi küfürler sayın. Mesela Ezgi diye 292 level biri. Oyuna katılıyor. Tabi o da bir anda ben katıldığım anda olmadıysa. Evet. Şu an o da online'da gözükmeyecektir. Bir Türk girdiği zaman o 8 kişilik odayı bulamaz. Ancak herhangi bir oyundan çıktığı zaman ya da 8 kişiden daha az kişiye ulaştığı zaman herhangi bir kişi o odaya girebilir. Açık oda olduğu için hiçbir izin almadan girebilirim. Bakın şimdi arkadaşlar kavga etmeyin diye böyle demiştim. Ezgi duel'le daveti go dur. O Ezgi de toprak ejderhası o beni döver. Ghost Face'i duel'le davet edeceğim.
Şimdi Egos'tan dolayı şeyi yaptım. Ghostface'i şimdi öyle davet ettim. Şimdi arkadaşlar, hava ejderhasının buna kaçıp isteni yok. Ancak dediğim gibi benim vuruşuma fazla vurduğu için şimdi öleceğim. Hadi 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 hadi, kendi canını bulduk sadece. Aha. Yine kaybettim. Ve bir bug var. Bug yani. Kaybettiğiniz kişinin peşinden gidiyor böyle. Lanet olsun, çıkmam gerekiyor. Pardon diyeceğim. Çünkü bu kime hedef alıp kalkan açarsa can azalıyor. Taksim 12 dayı mı? Ben bu Taksim dayı tanımıyorum. Lütfen yorumlarda nasıl tanımıyorsun diye yazmayın. İsim benzerliği olabilir. Ve lütfen isminizi elementinizle uyumlu koyun. Yani gidip ateş ejderhasına, kara toprak, hava ejderhasına da gidip yanan bilmem ne demeyin. Ya da ateşle. Ateşli öfke falan. Buz ejderhasına gidip hasret rüzgar falan. Böyle saçma isimler yapmayın lütfen. Çünkü isim benzerliği çıkabiliyor. Bu benim çok gıcığıma gidiyor. Ve benim ben bu yüzden özür diliyorum. Karşısındaki kişi de kötü bir şey yaptığını düşünüyor. İyi, o dezenozlara pek dikkat etmeyin ve lütfen oyunlara kasmak için değil, sadece chatlere bakmak için gelenler oyunu yüklemesinler. Direkt anında silsinler. O level kasıp arkadaş edinmek için gelenler istediği kadar oynasınlar. Sinirim bozuldu. Dur. Ezgi'nin kalkanı gözüktü mü? Egon'unki gözüktüyse benimki de gözükür ve dualarım kabul olmuştur. Bakayım. Kalkan gözüküyor mu? Hayır. Tabii ki de yanlış alarm. Buna da gözükmüyor nedense. Neyse, devam edelim. Ve bu yer dediğimiz olay. Buradan arkadaş ekliliğe basarak arkadaşlık atabiliyorsunuz. Max seviyeler 100 level, 100 level de 10 level gibi gözükebilir. Arkadaşlık dedi. Bu size arkadaşlık geldiği zaman reddedebilirsiniz ya da kabul edebilirsiniz. Ve arkadaşınız kişi de o ismi neyse şu an arkadaşın çıkar. Duello'da birinin üstüne geleceksiniz, tıklayın. E klanı varsa sol tarafta yazar. Şurada iki kılıcın olduğu yerde duvarla atabilirsiniz. Chat'e tıklayacaksınız yani şeye. Üç tane içinde üç nokta olan konuşma baloncuğuna benzer şeyde tıklayacaksınız. Ve oradan seni yazabilirsiniz. Tıklıyorsunuz. Herhangi bir şey çıkabilir. Yani şöyle. Mobizini çekeyim. Eski klavye bu. Çok küçük bir klavyedir. Bu sizin klavyenizdir. Ancak burada donma sorunları oluşabilir. Ve her zaman şuraya bir şey yazabilmek için şu ortadaki boşluğa dokunmanız gerekir. Neyse. Kankalar edelim ikisi ve sakın oyunda sevgili mevgili yapmayın. İğreniyorum. Bana oyundasınız. Ya karşıdaki kişi yaşlı bir sapıksa yani. Her an çıkabilir. Kanka edinebilirsiniz. Sakın düşman edinmeyin. Çünkü kafaya takıyorlar. Harbi diyorum. Sakın kimseye adınız ve soyadınız dışında adınız, soyadınız ve yaşınız, cinsiyetiniz dışında bir bilgi vermeyin. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. Başka bir oyun tanıtımını yapmamı istiyorsanız lütfen söyleyin. Ve dokunmatik bozuk olduğu için yavaş kapanıyor. Level kasın.